Türklere karşı provokasyonun Solingen'den başlayacağını öngörüyoruz. Siz ne dersiniz? Başkanım, son zamanlarda tehditler arttı. Doğru olabilir. Oraya geliyorum Mehmet. Ne gerekirse yardımcı olurum. Ömer, uzun zaman oldu ha. Bana bak, geliyorsan benim misafirimsin, başka yere göndermem. Sağ olasın. Ben de Solingen'de sizlerle beraber olacağım. Dışişleri Bakanlığı'nın destek olabileceği bir şey varsa yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. Tabii Nesli Hanım. Sizi de burada ağırlamaktan biz de çok mutluluk duyacağız. Teşekkürler. Dikkatli olun. Detayları Almanya'da yüz yüze görüşürsünüz. Sağ olun başkanım. Çok iyi adam bu Mehmet. Yıllardır tanırım, çok fedakar. Almanya'daki Türklerin itibarı için çok çalıştı. Evet, kendisi çok değerli biridir. Ancak tehditlerin arttığını söylemesi zamanımızın olmadığını gösteriyor. Elimizi çabuk tutarız başkanım. Çetin'in bu görüşmesi eminim ki konuyla ilgili. Neslihan, senden istediğimizi yapabilecek misin? Dışarıya karşı Çetin'in deşifre olduğunu şimdilik belli etmemen gerekiyor. Bu hamlenin önemi ortada. Dediğiniz gibi yapacağım. Hanım, Ömer Atlıca misafirimiz olacak. Ay ne güzel sürpriz. Ne zamandır görmedik Ömer'i. Çok severim ben Ömer abiyi. En son 5-6 sene önce gelmişti. Dışişlerinden de bir hanımefendi teşrif edecek. Onunla ayrı görüşeceğiz. Ay bayağıdır yüzün gülmüyordu Mehmet. Çok sevindim. Ben de hanım, ben de. Bizim içeride daha ne kadar kalacak? Elinden geleni yapıyor kız. Konuşma riskli bir yere gidiyor. Ya durum anlaşılırsa hiç hoş olmaz. Tamam, bir hatırlatma daha yapayım. Hadi Bence, hadi geç kalıyoruz. Bence artık avukata dışarı çıkmaya ikna etmen gerekiyor. Kendini de riske atma, olur mu? Biraz alır mısın? Güçlü ilişkilerim var dedin. Kimlere avukatlık yapıyorsun sen? Yani ben bunları seninle paylaşamam tabii ki. Ama çok güçlü müvekkillerim var diyelim. Anladım. Peki benim bu uzaklaştırma kararı, onu ne zaman çıkarabilirsin? Eğer istersen bunları şimdi burada konuşmayalım. Daha sakin bir yere gidelim. Ne dersin? Olur, burası çok sessiz zaten. Benim evim çok güzel bir yerde. Rahat, geniş, sessiz. Ne dersin? Olur, hadi gidelim. Çok daraldım zaten. Tamam. Bence dışarı çıkıyor. Şimdi sıra sende pehlivan. Anlaşıldı operatör. Hava soğumuş bayağı. Merak etme evim, çok yakında. Bu arada arabamı almadım akşam trafiğine falan tutulmamak için. Taksiyle geçeceğiz. Sorun olur mu? Sorun değil. Güzel. Bak şu taksi boş galiba. Gümüşsuyuna doğru çıkacağız abi. Oradan sonrasını ben sana tarif ederim. Benim daha iyi bir fikrim var. Ne diyorsun sen be? Ben nereye diyorsam oraya gideceğiz. Kardeşim. Bir dakika, bir dakika. Sen o bardaki adamsın. Ne oldu? Zoruna mı gitti ha? Hadi şimdi sessiz sakin bir yere gidelim de anlat bakalım. Güçlü ilişkilerini kullanıp ne işler karıştırıyorsun?